Merhabalar, şimdi size bir soru yorumda önce bir kısa tavsiyede bulunacağım. Ben bazen çok tarzım olmayan insanları da dinlemeye çalışıyorum. Çünkü mümkün olduğunca ön yargılarımızdan sıyrılmamız lazım. Kendimizden farklı olanları dinleyip izlersek, okursak biraz daha gelişimimize katkısı olacağını düşünüyorum. Bu anlamda belki seversiniz, sevmezsiniz ama ben normalde tarz olarak hiç bana uymayan birisi olmasına rağmen e, İlker Çanık ilgili takıldım bu aralar ve Flu TV'de benimle çok da alakalı olmayan aslında içeriklerini dinliyorum. Mesela ben beyaz yakalı olmayacağım hiçbir zaman. Öyle bir şey istemiyorum. Öyle bir şey olma ihtimalim de yok zaten bu noktadan sonra kendi açımdan bakarsam. Ama oradan bile izleyip böyle hayatta kendime çıkarımlarda bulunabiliyorum. Dediğim gibi hiç alakası olmamasına rağmen. Ya da ben sinema ile müzikle çok ilgilenirim ama profesyonel anlamda hiçbir zaman ilgilenmeyeceğim. Ona rağmen yine oradan öğrendiklerimle gerçekten bayağı bir şey kendime kattığımı düşünüyorum. Size de Z kuşağı olarak hitap eden videolar var ama bunu böyle bir şey gibi algılamayın. İzleyin, dinleyin. Çok inanılmaz faydalıdır değil. Çünkü neyin faydalı, neyin faydası olacağını birincisi ben karar veremem. Öyle bir hakkım ve haddim olamaz. İkincisi ne faydalıdır, ne değildir onun ölçütünü bilemeyiz. Ancak Bazen hani sanki çok böyle şeymiş gibi, e, hakkımızmış gibi herkes bir şey tavsiye ediyor ya, ben de normalde sevdiklerime e, bir şey olduğu zaman hemen WhatsApp'tan gönderirim veya işte Instagram'dan gönderirim sevdiğim şeyleri. Sonuçta sizle de artık bir e, ortak paydada buluşuyoruz ders anlamında. E, hiçbirinizi tanımıyorum. Tanımadığım, belki tanıdığım öğrenciler vardır beni dinleyen ama ee, %99.9'unuzu muhtemelen tanımıyorum. Çünkü yani 35-40 bin insandan 3-4 tanesini tanıyorsak hakikaten çok ciddi bir oranda tanımamış oluyorum. O yüzden sizlere de değer verdiğim için bazen e, belki böyle hadsizlik oluyor ama sevdiğim şeyleri söylüyorum. En son mesela Sul filmini söylemiştim. Yani Ruh Türkçesi. Ee, isterseniz yani vaktinizi güzel geçirmek namını izleyebilirsiniz. Bir de bazı şeylerin ben sınav zamanında böyle iki işi bir arada götürmesini e, seviyorum. Yani hem ben bir film izleyeceğim hem de benim vaktimi öldürmeyecek. Ama burada böyle didaktik öğretici size böyle e, pragmatist yaklaşalım derken de absürt absürt şeyler yükleyelim manasında değil. Alt metni olan alttan böyle bir şeyler yükleme e, amacıyla olduğu için değil. Gerçekten sol filmi zaten belki e, biz böyle artık orta Yaşa doğru yaklaşan insanlara çok daha fazla hitap ediyor ama e, bazen şunu hissediyoruz. Ömrümden sürekli zaman gidiyor, fırsatları kaçırıyorum ama şunu hiç düşünmüyoruz. Benim bugün doğduğum gibi her gün yeniden doğar gibi arkadaşlar güne uyandığımda yeni bir fırsat önüme çıkıyor. Bu senede her gün yeni bir e, sayfa açma, her gün yeni bir soru çözme, her gün yeni bir şey öğrenme fırsatı ve sizi başarıya yakınlaştıracak bir ihtimal. Tabii ki hayatınızda çok acayip çok zor şeyler oluyor olabilir ama bunlara rağmen inşallah bir gün onların da içinden çıkarak hem sınav başarısı, hayat mutluluğu ve e, genel artık istekleriniz hakkınızda da hayırlı olacak şekilde inşallah katkısı olur arkadaşlar öğrendiklerinizin. Bu şekilde bakarsanız biraz daha böyle olumsuz tablonun içinden olumlu şeyler çıkarabiliriz. Ben böyle diyorum ama. Her saniye olumlu tabii ki düşünmek çok kolay değil. Yaşadığımız şartların içinde koronavirüs tek başına yeter. Ama ayakta durmak zorundayız ve her zaman yeniden uyandığımız zaman mutlu bir e, zamana ulaşmak için çabalamak zorundayız. Başarıdan ne anladığımız tartışılır ama bence insanın mutlu ve huzurlu olmaya çalışması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ne alaka buradan buralara geldik birden? E, ben bu soruyu çözmüştüm. Ancak bu soruyu çözerken arkadaşlar zaten tahmin ediyordum. Geçen sene de aynısı olmuştu. Bu sene de maalesef bu soruyu çözdükten sonra çok iyi itirazlar gelmiş bu soruya. Anlayabiliyorum bir yere kadar ama şuna da inanıyorum. Gerçekten bir tartışma yaparken, bir konu dinlerken, öğretmen olur, arkadaşın olur fark etmez. Çoğu zaman arkadaşlar aslında dinlemiyoruz. Çoğu zaman bizim düşüncelerimiz beynimizde yankılanıyor. Biz onları dinliyoruz. Arada da karşımızdaki ne der diye öyle hani laf olsun diye dinler gibi oluyor. Çoğu zaman şunu fark edersiniz. İnsanlar birbirini dinlemez. Konuşma sırası bekler. O yüzden bu soru da bana bunları hatırlattı. Çünkü ben o kadar üzerine vurgulamama rağmen, grafik çizmeme rağmen yine şu sorular geldi. Hocam burada pozitif yönde daraçı yaptığına göre kimse kale almadan e madem bu fonksiyon daima artan onu herkes anlamış zaten. Madem daima artan neden delta küçük eşit sıfır olmuyor da delta küçüktür sıfır oluyor. Size ayrımı göstereyim. Soruyu zaten okumuşsunuzdur ben bu kadar tantana yaparken. Bak bir fonksiyon daima artansa böyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Bunun en güzel örneği nedir? Y eşittir x küp. Y eşittir x küp fonksiyonunda arkadaşlar Fonksiyon tam sıfır noktasında x eksenine teğettir. Delip geçmez. Yani evet tam delip geçiyor bir nevi ama yumuşak bir geçiş yapıyor. Mesela normal bir polinom arkadaşlar böyle delip geçer. Ve buralarda bir katlı kök vardır. Yani birinci derecedendir. Örnek burası A ise x a'nın birinci kuvvettir burası. Burası B ise x-B'nin birinci kuvvettir. Şurası C ise x-C'nin birinci kuvvettir. Ancak böyle yumuşak bir geçiş oluyorsa... Orası x eksi a'nın 2n eksi birinci kuvvettir. Bununla alakalı sonra bir soru daha böyle yazıp sizle paylaşmak istiyorum. O yüzden bir fonksiyon x eksen net böyle teğet olup şu şekilde bir teğet değilse deliyor ama delerken de yumuşak bir şekilde teğet oluyorsa evet o fonksiyon orada türevi sıfır olmasına rağmen artmaya devam edecektir. Ancak burada arkadaşlar teğetin üzerine vurguluyorum. Buradan çizdiğiniz teğet x eksenine paraleldir. Paralel olduğu için de eğimi sıfırdır. Gerçekten de türevi sıfır malum 3x kare olduğu için bu fonksiyonun x eşittir sıfır noktasında türevi hakikaten sıfır. Ama artmaya devam ediyor görsel olarak. Benim kastettiğim bu soruda ne? Şöyle arkadaşlar burada e, kesinlikle x eksenine paralel bir teğet yok. Neden? Dar açı arkadaşlar sıfır derece olabilir mi? Adı üstünde. Teğet çiziyorum bakın. istediğim noktadan. Nereden çizersem çizeyim bu teğetler x ekseniyle dar açı yapıyor. E herhangi bir dar açının tanjantının sıfır olma ihtimali var mı? Tanjant alfa düşünün. Alfa 0 ile 90 arasında ve bu açının tanjantı sıfır olacak. Olmaz tabii değil mi? Ne kadar mantıksız. O yüzden bu soruda pozitif yönde dar açı yapıyor demekle bir fonksiyon daima artıyor demek farklı şeylerdir daima artıyor da bu ihtimal de var Evet orada siz haklı olursunuz Delta küçük eşit sıfır deriz Ancak arkadaşlar Bir fonksiyon daima artan değil X80 ile daima dar açı yapıyorsa arkadaşlar Bu şekilde bu grafik gibidir Ve alfa dar açı olduğundan tanjantı Pozitiftir Daima pozitif olduğu için de Delta küçüktür sıfır olacaktır Dolayısıyla 3x kare artı 12x artı m bunun türev denklemi ve bu daima pozitif olması gerektiği için. Çünkü dar açı yapıyor yine vurguluyorum bakın. Haliyle arkadaşlar 144 eksi 12m küçüktür sıfır olacak. Bundan dolayı da m'nin alacağı en küçük değer 13 olacak. Ne zaman siz haklı olurdunuz? Bunu demezdim. Daima artıyor derdim. O yüzden lütfen arkadaşlar. ÖSYM'nin sorduğu sorular da böyledir. Ben size bakın konu anlatırken sizi çok önemseyerek ve gerçekten sınavda çıkarsa böyle enteresan yorumlar yapabilin diye anlatıyorum ve ezber öğretmemeye çalışıyorum. Zaten ezber öğrenmenin içinde olması gereken bir şey. Ezberle bu kadar karşı olmamak lazım. O ayrı. Ama öğretirken de belli yorumları anlatırken onları gerçekten önyargısız bir şekilde çok iyi dinlemeniz lazım. Yoksa işte bu soruda Sınavda çıksa birçok öğrenci demek ki patlayacak ben o kadar anlatmama rağmen. Ee, bazı arkadaşlara tarzımız değişik geliyor olabilir. Böyle enteresan olabilir. Ee, yani sesim böyle yapabileceğim bir şey yok. Bazıları hatta diyor ki hocam sesinizi niye öyle kasıyorsunuz? Ama benim bir konuşmam böyle. Sesim biraz e, hani kart demeyeyim ama kalın bir ses. Ve bununla alakalı özel bir çabam da yok. Normal hayatımda da böyle konuşuyorum. Ama anlattıklarıma odaklanmaya çalışın e, ee, ilk başta verdiğim örnekteki gibi yani ben böyle İlker bayılmıyorum. Hiçbir zamanda böyle sevdiğim bir tip olmamıştı ama bu zamana kadar ondan öğreneceklerime engel olmuştu. Bir yerde kırdım ön yargımı ve faydası oldu. Siz de öyle bakın. Herkesi sevmek zorunda değilsiniz. Ben ona da karşıyım. Yani ya tamamen övülüyor insanlar ya da gömülüyor. Bu ortasını tutturmak lazım. Birisi size faydalıysa teşekkür edin. Saygıda kusur etmeyin. Kişiliğine değil ama yaptığı işe. Çünkü herkese saygı duymak zorunda değilsiniz. Sonuçta beni dışarıda görmediniz. Yani nasıl davranışlarım olduğunu bilmiyorsunuz. Benim de öyle bir misyonum yok. Ama anlattığımdan dolayı evet saygı duyabilirsiniz. Ve saygı duyulacak şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ve bunu gerçekten iş olarak değil yani. Hani tabiri caizse hobi olarak yaptığım için faydalı da olacağına inanıyorum. Son olarak şunu da eklemem lazım. Çok uzattım biliyorum kusura bakmayın. Ben 3D çözümlerini yaptım. Kitabı alırsınız almazsınız sizin tercihiniz ama birebir ÖSYM'leri ayrıca bir oynatma listesi olarak ekledim arkadaşlar. Ee, bunu niye ekledim? Çünkü ÖSYM sorularını çözemiyoruz artık malum. Ama o sorularda hiçbir yerde olmayınca faydasız olabilir. Kitabı olan var olmayan var. Ee, o kısımları tekrar bir daha dinlemek isterseniz, benzer soruları görmek isterseniz oynatma listelerinde birebir ÖSYM'ler var. Bir de şunu söyleyeyim lütfen. Oynatma listelerinde de arkadaşlar bir daha göstereceğim size son olarak. Hep bunu böyle yapıyoruz ama bakın şimdi. Ee, benim ana sayfama geldiğiniz zaman lütfen ana sayfama gelin. Eyüp B diye aratın veya aratmayın fark etmez. Ana sayfada bütün oynatma listesi var. Bakın şuraya tıklanıyor. Burasını YouTube maalesef biraz dandik yapmış tıklanmıyor gibi görünüyor. Tıklayınca benim en hani önemli gördüğüm oynatma listelerim burada. Sonra arkadaşlar Bakın ee, şu kitap çözümleri var. Buna tıklayınca zaten bu sene 3D'ler var. Bir de işte son olarak eklediğim birebir ÖSYM'ler var. Görüyor musunuz bakın? Burada da hem geometride hem matematikte hem de TYT ee, matematiğinde önemsediğim oraları arkadaşlar kendimiz konu anlatımlarına yerleştiremediğimiz için ama tabii bu normal telifli kitap olduğu için bir problem yok. Çözülmesine zaten hakkı yani Parası verilip çözülen şeyler. O yüzden de buradan faydalanabilirsiniz. Bu şekilde söylemiş olayım. Bir soru, bir yorum, bir tavsiye, bir e, suyunu çıkarma şeklinde bir video oldu. Görüşmek üzere.